Gibi. Bunlar ne olabilir? Tabii ki beni iyi tanıyanlar bilir. En başından beri AliExpress'ten yaptığım siparişleri tek tek sizlerle birlikte açıyorum arkadaşlar. Yine gelen birkaç paketim var ve daha önce gelenler bunlar. Onları açmıştım ben tabii. Aradan bayağı zaman geçtiği için dayanamıyorum, bekletemiyorum. Bunlar bugün geldiği için sizinle birlikte açmaya karar verdim. Önce açtığım paketleri göstereyim. Daha sonra bu kapalı paketlerimizi açalım. Bakalım içinde neler varmış. Ben de çok merak ediyorum. Evet, öncelikle açtığım paketlerimi sizlere tanıtıyorum. Sırasıyla hemen başlıyorum. Böyle bir kalem kutusu almışım. Süt şişesi şeklinde. Kızım bunu okula götürmüştü. Biraz kirletmiş. Böyle süt şişesi yapmışlar. Çilekli bir süt sanırım bu. Burada fermuar var. Oldukça yumuşak, kullanışlı bir kalemlik. Bayıldık biz buna. Milk yazıyor. Süt çilekliymiş. Evet, çilekli süt yazıyor üzerinde. Çok güzel bir kalemlik. Daha sonra... Yine burada kalemlik diye satılıyordu ama bu cüzdan da olabilir bence. Cüzdana da benziyor. Paralarınızı koyabilirsiniz mesela bu şekilde. Bu da yumuşak, oldukça güzel bir kalemlik. Sırada kalemlerimiz var. Bunu da bir başka videomda göstermiştim sanırım. Spatula ve süzgeç şeklinde yapmışlar. Mutfak eşyası şeklinde. Buradan açılıyor. Böyle kalem oluyor. Çok şirin ürünler. Bunları da kalem koleksiyonuma eklemek için aldım. Daha sonra... Böyle bir kaşık almışım. Çok enteresan değil mi? Ama ben çok seviyorum böyle ürünleri. Fincanlarım var benim böyle değişik. Böyle kaşıklar da aldım birkaç tane. İncili burası. Onlar geldi mi şu an bilmiyorum. Henüz gelmedi. Çay içmeyi çok seviyorum çünkü ve onlarla çok güzel fotolar çekiyorum. O yüzden böyle bir kaşık almışım. Ve yine enteresan bir ürün. Dantel bir eldiven almışım. Ne yapacaksın bu eldiveni? Gelin mi olacağım? Hayır, gelin oldum. Çoktan oldum gelin. Ama böyle bir eldiven takmadım ben. Neden benim eldivenim yoktu acaba? Yok, istemiyordum zaten, açık açık söyleyeyim. İstememiştim eldiven. O yüzden takmadım. Bu eldiveni arkadaşlar resim çekmek için aldım. Böyle ben değişik resimler çekmeyi çok seviyorum. Mesela burada hemen sizinle o resmi çektiğim resmi de paylaşacağım. O resimlerde kullanmak için almışım bu eldiveni. Yani tarz meselesi, keyif meselesi kesinlikle. İşinize yaramıyorsa tabii ki de almayın. Benim işime yarıyor. Ve sıradaki ürünümüz. Her zamanki gibi led ışıklar. Işıksız olur mu hiç? Bir sürü led ışık aldım. Biliyorsunuz led hayranlığımı zaten. Bakalım pillerini takmışım. Burada beyaz olması lazım. Evet, beyaz. Şu an aydınlık olduğu için pek net değil ama beyaz ışık. Çok hoş bir ampul. Hatta benim ampullerim vardı yine, daha önceden tanıtmıştım. Hemen buraya astım onları. Burada rafımda, panomda duruyor. Çok hoş. Bayılıyorum led ışıklara arkadaşlar. Evde de çok güzel dekorasyon oluyor. Odalarda falan. Ve son olarak geçelim bu kutumuza. Böyle bir kutum var. Bunun içinde bakalım ne varmış. Hemen açalım. Yine böyle kocaman bir fincan çıktı. Fincan da değil bu. Ne? Çay bardağı mı diyelim. Büyük çay fincanı diyelim buna biz. Çünkü dediğim gibi çay içmeyi çok seviyorum. Bu bardağı çok beğenerek aldım. Size sıradan gelecek değil mi bu bardak? Aman burada da satılıyor bu bardaktan. Neden AliExpress'ten sipariş aldım? Nedenini söyleyeyim. Böyle de çevirsem anlamayacaksınız. Bunun içi kalp arkadaşlar. Burada bir kalp var. Şimdi size bunu göstermek için kahve yapmam gerekiyor. Ama kahve yapamayacağım. Ama yine bu tarafta paylaştığım bir resimde size nasıl kalp deseni olduğunu hemen burada göreceksiniz. Koyacağım buraya. Çünkü resim çekmiştim ben daha önceden. Çok güzel burada kalp deseni çıkıyor. Çay ya da kahve koyduğunuz zaman. Harika bir fincan. 3 boyut. Bakın zaten içinde de görünüyor. Bir kısmı daha var içinde. Burada net değil ama resimde göreceksiniz. Ben bunu çok beğenerek aldım. Bir boy küçüğü daha var. Onu da sipariş vereceğim yakında. Şimdi açılmamış paketlerimize geçelim. Ben de çok heyecanlıyım. Ne geldiğini bilmiyorum. Hemen onlara bakalım. Evet arkadaşlar, açılmamış paketlerimiz burada. Çok heyecanlıyım. Şu an ne geldiğini bilmiyorum. Çünkü oldukça beklediğim siparişler var. Hala gelecek siparişlerim var. Maalesef ki çok uzun sürüyor AliExpress'ten sipariş beklemek. Gerçekten uzun sürüyor. İlk paketimizle başlayalım. Nasıl alışveriş yapılır vesaire vesaire diğer videolarımda başlıklardan aratırsanız çok sevinirim. Hani tekrar tekrar anlatmak istemiyorum o yüzden arkadaşlar. Ben onların açıklamasını da diğer videolarımda yapmıştım. Heyecanla bakalım bunlar neymiş. Aman Allah'ım. Evet. Fazla Mikili kolye arkadaşlar. Kolye almışım. Kızlarla hepimize almışım. Kızlarım da var benim biliyorsunuz. Hemen şuradan açalım. Göstereyim size. Çok güzel. Evet. Bakın. Çok hoş.
Nikli bir kolye, gümüş. Çok güzel olur değil mi? Yazın takması da gerçekten çok şirin, çok keyifli olur. Ben 3 tane almışım kızlarımla, hepimize takım olalım diye. Çok hoş bir kolye. Bayıldım ben buna. Şimdi diğer paketimize geçelim. Evet, diğer paketimizi de hemen şuradan makasla dikkatlice keselim ki içindekiler zarar görmesin. Bakalım ne gelmiş. Bakalım. Evet, tahmin ettiğim şey geldi. Yavaş yavaş çıkarıyorum. Ve bir kalemlik çanta, artık ne dersek. Üzerinde de çok şirin bir, ne bu, geyik mi? Çok hoş. Bakalım, hemen içini merak ettim. Şurası çünkü file gibi. Evet, burası açıkmış. File. Bakalım, evet. Çok hoş bir şeffaf çantamız geldi. Çok sevimli. Üzerindeki desene ben çok bayılmıştım. Çok tatlı duruyor. Ve içinde birkaç ürün daha var. Evet. Bunlar da gelmiş. Flamingo kalemler. Kalem koleksiyonumuza yeni üyeler geldi. Çok şirin. Bakalım ucuna. Evet. Yine pilot tarzı herhalde. Uçları ince. Tükenmez kalemler. Çok güzel flamingolarımız da gelmiş. Şimdi diğer paketimize geçiyoruz. Son paketimize geçiyoruz. Son paketimizi elimize aldık. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Çok beklediğim ürünler gelmedi. Onları en son sipariş vermiştim. Çünkü minyatür ev yapacağız arkadaşlar. Onların da yapımını göstereceğim size. Hemen bu paketimizi yavaş yavaş. Ve pony tacımız gelmiş. Bu sene bir kızımın doğum günü Ağustos'ta. Nisan'ın doğum gününü yapacağız. Konseptimiz unicorn olacak. Ona ben almıştım bu tacı. Çok güzel bir tacmış. Gerçekten bayıldım. Konsepti unicorn olacak. Bütün temaları, işte süslemelerini falan yine sipariş vereceğim. Bunu örnek olarak almıştım. Çok güzelmiş. Gerçekten bayıldım ben. Çok da kaliteli. Gerçekten yani hoş yapmışlar. Ben hani daha böyle kötü bir ürün bekliyordum. Bazen öyle istemediğimizin dışında ürünler gelebiliyor çünkü, ama kalitesine bayıldım. Şahane yapmışlar. Çok beğendim bu ürünü arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi AliExpress'ten son gelen siparişlerim bunlar. Ama en çok beklediğim ürünler gelmemiş. Onlar biraz geç gelir çünkü en son sipariş vermiştim onları. Minyatür ev tasarlayacağım. Çok beğeniyorum o evlerle uğraşmayı. Böyle minik minik parçalar gelecek, onları birleştireceğim. Çok uzun işim var ama gerçekten harika eve benziyor resimde. Onu tasarlayacağım. Umarım en yakın zamanda gelir ve videosunu da çeker paylaşırım sizinle. Aldığım ürünler bunlar. Sormak istediğiniz soru olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Geri dönüş yapmaya çalışıyorum çoğunlukla. Dediğim gibi AliExpress ile alakalı diğer videolarımda nasıl sipariş verilir vesaire diye anlatmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Yine ürünler hakkında link falan isterseniz yorum bırakırsanız onun altına ben linkleri de eklerim. Videomu beğendiyseniz lütfen minicik bir beğen tuşuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın.